Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 8. ünitesi olan My Clothes, yani Benim Elbiselerim adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Academy uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize kıyafetlerin İngilizce isimlerini öğrenmekle başlayalım. Boots, botlar, shoes, ayakkabılar, umbrella, şemsiye, coat, kaban, mont, t-shirt, tişört, dress, elbise, jacket, ceket, shirt, gömlek, gloves, eldivenler, hat, şapka, short, short, skirt, etek, sock, çorap, sunglasses, güneş gözlüğü, scarf, atkı, swimsuit, mayo, raincoat, yağmurluk, cap, cap, başlık, trousers, pantolon, jean, kot pantolon, put on, wear, giymek, borrow, ödünç almak, need, ihtiyaç, dirty, kirli, broken, kırık. Çevremizdeki insanlardan bir eşyasını ödünç istediğimizde may I borrow ya da can I borrow sorularını kullanırız. Bu soruları sorarak çevremizdeki insanlardan herhangi bir eşyayı ödünç isteyebiliriz. Örnekleri inceleyelim. May I borrow your umbrella? Şemsiyeni ödünç alabilir miyim? Eğer karşımızdaki insan bize şemsiyesini ödünç verecekse, yes, here you are. Evet, buyur. Ya da of course, elbette, tabii ki cümlelerini söyleyerek bize istediğimiz eşyayı ödünç verebilir. May I borrow your gloves? Eldivenlerini ödünç alabilir miyim? Karşımızdaki insandan eğer bir şey ödünç alacaksak, may I borrow soru kalıbını kullanabiliriz. Eğer çevremizdeki insan bize bu eşyayı ödünç olarak vermek istemiyorsa, no sorry, I need it. Üzgünüm, benim ihtiyacım var diyebilir. Need, ihtiyacı olmak demektir. Ya da no sorry, it is dirty. Hayır üzgünüm, o kirli diyerek bize istediğimiz eşyayı vermeyebilir. Can I borrow your sunglasses? Senin güneş gözlüklerini ödünç alabilir miyim? Bir eşyayı ödünç istediğimizde kullanacağımız ikinci soru ise can I borrow sorusudur. Eğer karşımızdaki insan istediğimiz eşyayı ödünç verecekse, yes, here you are. Evet, buyur. Ya da of course, elbette, tabii ki diyebilir. Weather, hava durumu demektir. Hava durumlarının İngilizcelerini öğreneceğiz. Sunny, güneşli. Windy, rüzgarlı. Snowy, karlı. Rainy, yağmurlu. Cloudy, bulutlu. Cool, serin. Cold, soğuk. Hot, sıcak. Warm, ılık. What is the weather like? Hava nasıl? Eğer hava durumunu sormak istiyorsak bu soru kalıbını kullanırız. What is the weather like? Hava durumunu sorarken kullandığımız hava nasıldır diye soran soru kalıbıdır. Şimdi bu soru kalıbı ile ilgili örnekleri inceleyelim. What is the weather like? Hava nasıl? It is windy. O rüzgarlı. Hava cansız varlık olduğu için cümleye it is ile başlarız. Daha sonra öğrendiğimiz hava durumlarından bir tanesini kullanırız. Windy,
Rüzgarlı demektir. What is the weather like? Hava nasıl? It is cold. O soğuk. Cold, soğuk demektir. What is the weather like? Hava nasıl? It is sunny. O güneşli. Sunny, güneşli. Put on your sunglasses. Güneş gözlüklerini tak. Sunglasses, güneş gözlüğü. What is the weather like? Hava nasıl? It is snowy. Hava karlı. Snowy, karlı. Wear your gloves. Eldivenlerini giy. Gloves, eldiven. What is the weather like? Hava nasıl? It is rainy. O yağmurlu. Rainy, yağmurlu. Take your umbrella. Şemsiyeni al. Umbrella, şemsiye demektir. Days of the week. Haftanın günleri. Haftanın günlerinin İngilizcelerini öğreneceğiz. Sunday, pazar. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Öğrendiğimiz bilgileri birleştirelim ve bir alıştırma çözelim. Aşağıdaki soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplandıracağız. Haftanın 7 tane günü verilmiş ve bu günlerde hava durumunun nasıl olduğu yukarıda gösterilmiştir. Soruya bakalım. What is the weather like on Monday? Pazartesi günü hava nasıldır? Pazartesi günü haftanın birinci günüdür. O yüzden tabloda birinci güne bakacağız. Monday, pazartesi günü güneş işareti bulunmaktadır. Yani hava güneşlidir. Eğer hava durumu ile ilgili cevap vereceksek, hava güneşli demek istiyorsak, it is ile başlar, daha sonra güneşli kelimesini kullanırız. It is sunny, o güneşli. Bir sonraki soruya bakalım. What is the weather like on Wednesday? What is the weather like on Wednesday? Çarşamba günü hava nasıldır? Çarşamba günü haftanın üçüncü günüdür. Tablodaki üçüncü güne baktığımızda havanın Wednesday, çarşamba günü bulutlu olduğunu görürüz. Cevap verirken it is cloudy. O bulutlu. It is dedikten sonra cloudy deriz. Bir sonraki soruya bakalım. What is the weather like on Saturday? Cumartesi günü hava nasıldır? Cumartesi günü haftanın altıncı günüdür. Haftanın altıncı gününe tabloda baktığımızda havanın rüzgarlı olduğunu görürüz. Cevap verirken it is windy. O rüzgarlı diye cevap veririz. Seasons, mevsimler. Spring, ilkbahar. Summer, yaz. Fall, autumn, sonbahar. Winter, kış. Çevremizdeki insanlara hangi mevsimde olduğumuzu sormak için What is the season sorusunu sorarız. What is the season? Hangi mevsimdeyiz diye sormak için kullandığımız soru kalıbıdır. Örneklere bakalım. What is the season? Hangi mevsimdeyiz? It is spring. O ilkbahar. Mevsimler cansız oldukları için cümleye it is ile başlar ve öğrendiğimiz mevsimlerden bir tanesini yazarız. What is the season? Mevsim nedir? Hangi mevsimdeyiz? It is winter. Winter, kış demektir. What is the season? Hangi mevsimdeyiz? It is summer. O yaz. Summer, yaz demektir. What is the season? Hangi mevsimdeyiz? It is autumn. O sonbahar. Autumn, sonbahar demektir. Need, Türkçe'de ihtiyacı olmak anlamına gelir. Eğer bir şeye ihtiyacımız varsa ve bunu söyleyeceksek need kelimesini kullanabiliriz. Örneğin, I need coat. Benim monta ihtiyacım var. Need, ihtiyaç olmak demektir. I need boots. Benim botlara ihtiyacım var. Need, ihtiyaç olmak demektir. I need raincoat. Benim yağmurluğa ihtiyacım var. İhtiyacımız olan şeyleri belirtirken need kelimesini kullanırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.